Türkiye'nin konuştuğu cinayet gibi kazayla devam edeceğiz. 16 yaşındaki trafik canavarı annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika'da güle oynaya gezerken bugün ortaya çıkan yeni görüntü bir kez daha kan dondurdu. Aynı zamanda baba ünlü doktor Bülent Cihan Timur şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. İşte ayrıntılar. Bülent Bey bir şey söyleyecek misiniz yaşananlarla ilgili? Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Bir açıklamanız olacak mı Bülent Bey? Ağzını bıçak açmadı. Yazılı açıklama yapıp olay gününü anlattı. Oğlum şokta, annesi sürekli telefondaydı dedi. Ondan habersiz firar ettiklerini iddia etti. Aynılarını savcıya anlatırken oğlunun kazadan hemen sonra yaralılara yardım etmektense sosyal medyada paylaşım derdine düştüğü ortaya çıktı. İşte o vicdansızlığın kanıtı. Ünlü doktor Bülent Cihan Timur'la yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Kemerburgaz'da lüks ciple dehşet saçtı. Oğuz Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. İşte kazadan hemen sonrası. Trafik canavarının yanındaki arkadaşı kaza yapan aracı görüntüledi. Sonra da elinde telefonuyla Timur Cihan Timur'u kaydetti. Arkadaki hiçbir şey hatırlamıyorum sesi de dikkat çekti. Yol kenarında cam pazarı kuruluyken bu anları böyle şansı notuyla sosyal medyada paylaştılar. Vallahi çok kullanamıyorum ya. İnsanlık dışı bir davranış. Ben şahsen görünce üzüldüm. Son gülen ben olacağım, bundan eminim. Anne Eylem Tok'la oğlunun Amerika'da keyifleri pek yerindeyken kaçışlarına yardım etmekle suçlanan baba Bülent Cihan Timur 14 günün ardından savcılığa ifadeye çağrıldı. Bülent Bey bir şey söyleyecek misiniz yaşananlarla ilgili? Günlerdir en merak edilen isimlerden biri oydu ama sessizliğini daima korudu. Bugün adliyeye çağrıldı baba Bülent Cihan Timur ve şu anda savcılıkta ifade veriyor. Ünlü doktor verdiği ifadeyi yazılı olarak basın mensuplarına da dağıttı. Kazanın yaşandığı gece oğlunun konuşamayacak kadar şok içinde olduğunu söyledi. Yurt dışına kaçış planını eşinin ondan gizli yaptığını iddia etti. Oğlunuz ve eşiniz Amerika'dan dönecek. Bülent Cihan Timur, oğlumun Türkiye'ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum da dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acı ailesindense tepki geldi. Ailene çete başı bu, kesinlikle. Benim manevi gücüm onların maddi gücünü yenecek.